İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Janna Galusyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine, insan hakları savunucusu, kaçırılan askerlere yönelik eylemler, Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun gerekliliklerine aykırıdır. Artsakh Savunma Bakanlığı, Bakü'nün yalan beyanları, tarım işleri yapan teçhizata doğru düzenli olarak açılan ateşi haklı çıkarmaya yöneliktir. Dikran Agyer Türk Futbol Kulübü Ermenistan Cumhuriyeti armasını kopyaladı. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali 9-16 Temmuz'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Janna Galusyan 1948'de Stepanakert'te doğdu. 1966'da 8 nolu yerel ortaokuldan mezun oldu. Yüksek filoloji eğitimi aldı. 1964-2004 yılları arasında Stepanakert'te Vahram Papazyan Devlet Dram Tiyatrosu'nda oyunculuk, 1984 yılından itibaren tiyatroya bağlı tiyatro stüdyosunun yöneticiliğini yaptı. Sahnede 70'ten fazla rol yarattı, birçok ödülün sahibidir. 1980-1982 Stepanakert Pedagoji Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Artsakh hareketinde ana vatanın savunması için yapılan savaşlarda aktif rol aldı. Savunma ordusunun kurulmasından sonra silahlı kuvvetlerin merkez savunma bölgesi komutan yardımcılığına atandı. 1999-2007 Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı'na danışman olarak çalıştı. Artsakh hareketinde ana vatanın savunması için yapılan savaşlarda aktif rol aldı. 2000-2005 ve 2010 yıllarında Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 3., 4. ve 5. seçim dönemlerinde Ulusal Meclis Milletvekili seçildi. İki kez Ulusal Meclis'in Savunma, Güvenlik ve Yasa Uygulama Daimi Komitesi'nin başkanlığına seçildi. Demokrasi grubu lideridir, hiçbir partiye üye değildir. Tumanya'nın keşfi ve Vavilov'un yabani buğdayı korumak için önlem alınması gerektiğine dair açıklamalarının ardından Erebuni rezervinin açılması için uzun zaman geçti. Aslında bölgede yabani buğday türleri ve daha fazla bilgi toplama süreci devam ediyordu ancak 60'lı yıllarda özel alanların korunması için hiçbir adım atılmadı. Rezervin kuruluşunun kaderinin Vavilov ve takipçilerinin trajik kaderleriyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Büyük Vatanseverlik Savaşı ve savaş sonrası dönemde tahılların ve bunların yabani akrabalarının genetik havuzunun belirleme, koruma ve inceleme konusunda eski heves yoktu. 60'lı yıllara kadar Vavilov'un yabani buğdayın korunması için bir rezerv oluşturma çağrısı unutuldu. Rezervin oluşturulmasının gecikmesinin ana nedeni Ermenistan Cumhuriyeti'nde uygun toprağın olmaması kabul edilebilir. Bu bölgede çiftlikle birlikte büyükbaş hayvancılık da gelişiyor ve bu bir engel olarak görülüyordu. Ancak yabani buğdayın ve diğer mahsullerin özellikle buğday ve ekmek olmak üzere mevcut mahsullerin atalarının yaşayan bir sembolü olarak bilimsel ve pratik öneme göz önüne alındığında Vavilov'un özlem duyduğu hayal nihayet gerçekleşti. 27 Mart 1981 tarihinde Tumanyan'a göre Sovyet Ermenistan Bakanlığı gezegendeki en ilginç alanlardan biri olan rezervin oluşturulmasını onayladı. Yakınlardaki Erebuni Kalesi'nin adından dolayı verilmiş isminin etimolojisi ilginçtir. Erebuni Kalesi'nin 782'de kurulan bugünkü Erivan'ın temeli olarak kabul edilmesi dikkat çekicidir. Tıpkı yabani buğdayın günümüz mahsullerinin temeli olarak kabul edilmesi gibi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Bakü yetkililerinin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında Ermeni askerleri yakalamak, ardından asılsız suçlamalarda bulunmak ve onları adil olmayan bir yargılamaya tabi tutmak gibi eylemlerinin uluslararası insan hakları hukukunun ve uluslararası hümanist hukukun ağır ihlalleri olduğunu beyan ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan,
Bu eylemler Birleşmiş Milletler tüzüğü, medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme ve 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hümanist hukukun gereklilikleriyle çelişiyor dedi. İnsan hakları savunucusu, devam eden silahlı çatışmalar sırasında Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından askerlerin esir alındığına dikkat çekti. Manasyan, Azerbaycan tarafının yaydığı Ermeni nefreti koşullarında Ermeni savaş esirlerinin temel haklarının tehlikeye girdiğini sözlerine ekledi. Ombudsman, Azerbaycan'da tutulan Ermeni tutsakların sürekli olarak işkence, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele tehdidi altında olduğunu vurgulamaktadır. Tüm bunlar Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu'nun personeli tarafından kaydedilen bilgilerle kanıtlandı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre Bakü Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Savunma Ordusu Birliklerinin Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki Şuşi ve Karbacar bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerine 8 Temmuz'da saat 22.35 ile 23.10 arasında ateş açtığı iddia edilen mesajı sıradan bir yanlış bilgidir. Bakü yetkililerinin Savunma Bakanlığı'nın kendi eylemleri sonucunda aksadığı iddia edilen mühendislik işleriyle ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Bakü makamlarının Savunma Bakanlığı'nın yalan beyanları Artsakh'ta tarım makinelerine doğru düzenli olarak açılan ateşi haklı çıkarmaya yöneliktir. Sputnik Armenia Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türk Diyarbakır Spor adlı futbol kulübü adını ve armasını değiştirerek Ermenistan Cumhuriyeti armasını kopyaladı. Kulübün yeni adı Mezopotamya Spor Kulübü olup yeni logosu küçük değişikliklerle Ermenistan Cumhuriyeti'nin armasını tekrarlamaktadır. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Türk Aydınlık Gazetesi yeni logonun Türk makamlarının patent ve marka bürosunun internet sitesinde tescil edildiğini belirledi. Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre Uluslararası Film Festivali Altın Kayısı'nın 20. jubilesi bu yıl 9-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Geleneğe göre Yerevan Altın Kayısı Festivali'nde dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacı filmler sunulacak ve Yerevan Premierleri adlı program kapsamında prestijli Cannes, Berlin, Venedik vesaire film festivallerinden filmler gösterilecek. Dünyaca ünlü sinema uzmanları Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelecek, deneyimlerini ve sanatlarını sinema severlere sunacak. Farklı kategorilerde iki düzineden fazla Ermeni filmi gösterilecek. Ermeni sinemasının 100. yıl dönümüne adanan özel bir program da sunulacak. Festivalin onur konukları arasında Cannes Film Festivali'nin Altın Palmiye ödülünü iki kez kazanan Darden kardeşler, Cannes Film Festivali'ndeki Özel Bakış adlı programın büyük ödülünün sahibi Kazakistanlı yönetmen Sergey Dvarzvoy, Cannes Film Festivali'nin post-Sovyet bölgesinin baş danışmanı Joel Chapon yer alıyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir.
Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Canoy adlı eseri sunuyoruz. Canoy, 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 can. Canoy, 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 can. Canoy, 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 can. Canoy, karnek, tuhmar can. Çoli karung ergen biz apo Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.